Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ideal bir Japon akvaryumu nasıl olmalı? Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Şu anda arkadaşlar önüme böyle bardak, fanus, akvaryum şeklinde sıralamaya çalıştım. Yani bugüne kadar gördüğüm beslenme şekillerinden bahsedeceğim. Yanlış olanları söyleyeceğim sizlere. Geçenlerde gittiğim bir restorantta arkadaşlar şöyle bir bardağın içerisine beta balığı koymuşlardı. Beta balığı ya da Japon balığı fark etmiyor. Her ikisi de zaten bir balık türü. Bu tarz bardaklarda beslemek arkadaşlar gerçekten çok yanlış balıkların sağlığı açısından. Öncelikle küçük olduğu için içerisine filtre ve hava motoru yerleştiremiyoruz. Buna bağlı olarak da sık sık suyunu değiştirmek gerekiyor. Bu nedenle de biyolojik denge oluşmuyor bardak içerisinde. İkinci durum, balığın içerisinde yüzebilmesi için çok küçük. Japon balıkları ve diğer balıklar serbest yüzme alanına ihtiyaç duydukları için bardağın içerisinde sürekli olarak dolanacağı için arkadaşlar aynı yerde sürekli olarak dönmüş oluyor. Yani yüzecek alanı yok balığın. Üçüncü olarak dış bükey gördüğünüz gibi bardak. Büyüteç etkisi görüyor. Işığı farklı açılarla kırıyor bu üzerine gelen. Ve balıklar da buna bağlı olarak ışık farklı geldiği için dengesini kaybediyor arkadaşlar. Ve içeriden de dışarıyı çok farklı gördüğü için görüş alanı bozuluyor. Bu bardağı şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dış bükey olduğu için büyüteç etkisi görüyor. Balık normalde zaten balıklar bizden çok farklı görüyorlar ancak böyle bir bardağa koyduğumuz zaman da mercek etkisi gördüğü için kendi görüşlerini daha farklı bir hale geliyor ve çok farklı görüyorlar. Bir süre sonra da içerisine atmış olduğunuz yemleri balık algılayamıyor. Yani görme yeteneğini kaybediyor, şaşılık başlıyor. Dördüncü olarak da dışkılar birikeceği için içerisinde balık kendi dışkıların arasında tıpkı bir lağım çukurunda yüzer gibi arkadaşlar yüzüyor. Gerçekten çok sağlıksız bardakta balık beslemek. İkincisi şöyle bir fanus var. En sık beslenen kaplardan bir tanesi. Bardakları çok fazla görmeseniz de bu fanuslar yapı marketlerde olsun yine pet shoplarda olsun satılmaya devam ettiği için bunlar da besleniliyor balıklar. Bu fanuslar arkadaşlar normalde çiçek beslemek için işte kaktüsle teraryum yapmak amacıyla satılıyor. Bu da yine bardakta olduğu gibi dış bükey olduğu için balığın görme alanı değişiyor. Hatta daha da çok değişiyor. Zaten balık yaklaştığı zaman balığın boyutunda da değişmeler görürsünüz büyüteç olduğu için. Işığı çok farklı kırıyor. Bardaktan biraz daha büyük olması tabii ki bir avantaj. Ancak yine de balık dar olduğu için sürekli olarak fanusun etrafında dönüyor arkadaşlar, içerisinde dönüyor. Bunda da yine dışkılar sık sık birikiyor. Balıklar, Japon balıkları özellikle çok fazla dışkılıyorlar. Dışkılar çok fazla olduğu için de günlük olarak değişim yapmanız gerekiyor bu fanuslarda. İşte bu durumda da yine bunda da biyolojik denge oluşmuyor. İçerisine filtre ve oksijen takamadığımız için balıklar kısa sürede arkadaşlar sağlıklarını kaybediyor ve bunun sonucunda da ölümler gerçekleşebiliyor. Tabii ki ben beslenmez dediğimde bir önceki videomda buna karşı çıkan arkadaşlar da olmuştu. İşte 6 yıldır besliyorum balıkta herhangi bir sıkıntı olmadı şeklinde karşı çıkanlar olmuştu. Elbette arkadaşlar uzun süre balığın yemini suyunu verdiğinizde suyunu değiştirdiğinizde bu kapların içerisinde yaşayabiliyorlar. Ancak bu durumda da empati kurmak gerekiyor biraz. Şimdi bizi mesela 1 metrekarelik bir alana kapatsalar, yemeğimizi suyumuzu verseler, tuvalet olsa, işte bir tane de çeşme olsa uzun yıllar boyunca hayatta kalabiliriz fiziksel olarak. Ancak ruh sağlığımızı kaybederiz. Yani psikolojik olarak bu durumdan ciddi derecede etkilenmeye başlarız. Zaten ruh sağlığımız gittiğinde de yemek yeme alışkanlıklarımız da değişecek. Bunun sonucunda da hayatımızı kaybedebiliyoruz. Vücut organlarımız görevini yerine getirmiyor. İşte bu balıklar da zaman içerisinde sürekli olarak aynı yerde döndükleri için psikolojileri bozuluyor. Bunun sonucunda yeme düzenleri, hatta dışkılarında bile değişmeler gözlemleyebilirsiniz. Balıklar fanusun tabanına oturmaya başlar, hareket etmemeye başlar. Ve
üzerinde de çeşitli hastalıklar görülebiliyor. O yüzden hem bardakta hem de fanusta arkadaşlar beslemenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi bunları da ana tankımıza ekleyelim. Zaten akvaryumda aynı sudan koymuştum bunlara da. Bir sıkıntı olmuyor doğrudan ekleyince. Şöyle yakından gösterirsem belki daha iyi anlarsınız. Bakın arkadaşlar, şöyle baktığınızda dışarıyı çok farklı görüyorsunuz şu anda. Dalgalanmalar oluyor. Yine bardakta da aynı şekilde. İşte balıklar da bizler gibi olmasa da gözleri düz görmeseler de biraz daha oval şekilde görüyorlar. Üzerine bu mercekleri de koyduğunuz zaman gerçekten çok farklı görüyorlar. Hatta gelen ışınlar daha da zararlı olabiliyor. Güneş ışını buna temas ettiğinde ve o ışık kırılarak balığın üzerine geldiğinde daha da zararlı olabiliyor. Şimdi gelelim ideal olan akvaryuma. Ben bu akvaryumu arkadaşlar yıllar önce camcıya yaptırmıştım. İşte oradaki çıkma camlardan keserek bana böyle güzel bir akvaryum yapmıştı. Çıkma camlardan kestirirseniz daha uygun fiyata mal oluyor akvaryumlar. Mesela böyle bir akvaryum yaklaşık bugünkü fiyatla arkadaşlar 40-45 liraya yapabilirsiniz. Bir de akvaryum silikonu almanız gerekiyor. Toplamda böyle bir akvaryumu 45-50 liraya yapabilirsiniz kendiniz. İsterseniz hazır olarak satılanlardan da alabilirsiniz. Ama şöyle bir kapta beslemek yerine orta boy da olsa bir akvaryum içerisinde beslemeniz daha iyi olur balıklarınızı. Ben Japon balıkları için bu boyutta bir tank kullanıyorum. Tabanında ince kum kullanıyorum. Çünkü Japon balıkları sürekli olarak kumları eşelemeyi sevdikleri için ince kumdan hoşlanıyorlar. Arasındaki yemleri tüketiyorlar. Oluşan faydalı bakterileri tüketiyorlar arkadaşlar. Beyaz ya da siyah fark etmez. Benim gibi silis kum da kullanabilirsiniz. Ya da beyaz kumları da tercih edebilirsiniz. Akvaryum içerisinde küçük bir bitki kullandım. Çünkü Japon balıkları şu anda gördüğünüz gibi de serbest yüzmeyi çok sevdikleri için genelde orta ve üst kısımlarda yüzüyorlar. Serbest yüzmeyi sevdikleri için akvaryum içerisine çok fazla dekor da doldurmayın. Bu mercan kayalıkları ya da daha sivri kayalıklar da var dekor olarak. Onlardan kullanırsanız balıklarınızın vücutlarına zarar verebilir. Deride çizilmelere neden olabilir. Oradan da enfeksiyon kapar balıklarınız. O yüzden balıkların vücutlarına zarar vermeyecek şekilde böyle hafif bir dekor oluşturabilirsiniz güzel görünmesi amacıyla. Bunun dışında Japon balıkları çok fazla dışkı yapan balıklar olduğu için sürekli olarak yem tüketen ve dışkı yapan bir balıktır. Dışkılar da diğer balıklara göre arkadaşlar biraz daha ağır oluyor. Bu nedenle tabana çöküyor. Şöyle bir filtreli motor kullanırsanız bu dışkıları da önlemiş olursunuz. Yine yiyecek atıklarını da çekiyor bu motorlar. Eğer motor kullanmazsanız amonyak seviyesi arttığı için arkadaşlar su yavaş yavaş zehirlenmeye başlıyor. Eğer böyle bir motor kullanmak istemiyorsanız da belli aralıklarla akvaryum süpürgesiyle tavandaki artıkları ve dışkıları çekmeniz gerekir. Akvaryum süpürgesi de yaklaşık 7,5-10 liraya satılıyor. Pompalı bir aparat. Akvaryum tabanını süzgeçle birlikte arkadaşlar güzelce çekebiliyorsunuz. %30 seviyesinde çekebilirsiniz suyun. Bunun dışında şu aparat hava vermeye yarıyor arkadaşlar. Bu da bir hava motorudur. Bunu takarak da balıklarınızın oksijen ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Sadece hava verme işlevine yarıyor. İçerideki pislikleri çekmiyor bu aparat. Yine oksijen amaçlı bu cihazdan da kullanabilirsiniz. Şöyle küçük bir motordan oluşuyor. Bununla ucuna da hava taşını takınca hortum sayesinde akvaryum içerisine oksijen verebiliyorsunuz. Su sıcaklığı 22 derece civarında olması gerekiyor. Çünkü Japon balıkları soğuk suyu sevdikleri için sıcağa karşı çok hassaslar. Soğuk suda yaşıyor Japon balıkları. Farklı balık türleriyle besleyebilir miyim diyen arkadaşlar da vardı. Diğer balıklar arkadaşlar yaklaşık 26-27 derecede yaşadıkları için Japon balıklarının yaşamış olduğu soğukluklara dayanamıyorlar. O yüzden Japon balıklarını kendi türleriyle beslemenizi tavsiye ederim. Mesela Japon balıkları da çapraz çiftleştirme yoluyla çok farklı türlere ayrıldığı için, yeni türler oluşturulduğu için gerçekten çok geniş bir popülasyona sahip.
Mesela teleskop Japon balıkları var, inci göğüs, balon yanaklı gibi çok farklı ve güzel olan Japon türleri var. Onları kendi aralarında kombinleyebilirsiniz, işte koloni kurabilirsiniz. Ancak farklı balık türlerini sokmanızı tavsiye etmiyorum. Akvaryum içerisinde çöpçü balığı ve vatoz balığı da beslenebilir yine aynı şekilde. İçerideki dengeyi sağlamak amacıyla yine vatoz balıkları da bu camlarda oluşan yosunları temizliyor. Çöpçü balıkları tabandaki artık yemleri tüketiyorlar. Onlar da yine biyolojik denge oluşturmak adına çok güzel balıklar. Her 10 litreye de bir Japon balığı düşecek şekilde kombinleyin arkadaşlar. Çok fazla abartmayın akvaryum içerisindeki balık sayısını. Bu şekilde güzel bir akvaryum oluşturursanız uzun yıllar boyunca balıklarınızı sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Dediğim gibi şu kaplar ucuz olarak satılıyor ama çok fazla beslemenizi tavsiye etmiyorum bu kaplarda. Satılsa bile almayın. Hatta besleyen arkadaşlarınız varsa da onları da uyarın balıkların sağlığı açısından. En azından sevap kazanmış olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere ideal bir Japon akvaryumundan bahsetmeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.